İyi günler değerli izleyiciler. Televizyon Eko Türk TV'de ben Cenk Akyoldaş. Teknik görünüm programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Borsalarda dün biraz satış baskısı vardı. Baskılı bir gündü. Bugün biraz toparlanma sinyalleri almaktayız. Bakalım fiyatlamalar üzerine nasıl etkisi olacak? Bu dünkü satışların arkasında yatan faktörler ne diye baktığımızda koronavirüs tarafında yumuşama olmasına rağmen ABD'de 500 bin kişiyi aşan bir ölüm can kaybıyla karşı karşıya olduğumuzu gördük. İngiltere'de COVID-19 ile ilgili karantina uygulamanın nasıl kademeli olarak kalkacağına dair açıklamalar geldiğini, hatta İngiltere'den Türkiye tatil rezervasyonunun arttığı yönünde haber akışlarının olduğunu gördük. Öte yandan ABD'de korona yardım paketi bütçe komisyonundan geçtiği, artık Mart başında yılan hikayesine dönen paketin sonuçlanması beklentisi içinde olduğumuzu belirtelim. IMF Başkanı Georgieva'nın salgın nedeniyle ekonomik toparlamaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu belirterek bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içindeki eşitsizliğin artmasına sebebiyet verebileceğini de vurguladığını unutmayalım. Dün biraz da piyasalara damgası vuran Janet Yellen oldu. Janet Yellen'ın yapmış olduğu açıklamalarda Biden'ın şirketlerin üzerindeki verginin arttırmasından yana olduğunu açıklaması bir önemli baskı unsuru oldu. Diğeri de Bitcoin uyarısı yapmıştı. Korkunç çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor gibi bir cümle kullandı. Dün Bitcoin tarafından ciddi bir dalgalanma oldu. Gün içinde yaklaşık aşağı yukarı dalgalanmalarda 17 bin dolarlık bir dalgalanmaya boyuna eşit hareketle gerçekleşti. Bundan tabii ki son zamanlarda neman alan Tesla'da biraz negatif etkilenmiş olduğunu da gördük. Buradaki hareketler artık sırf kendi coin piyasasını değil, yani ana hisse senetleri piyasasını da etkilemeye başladığını, baskılamaya başladığını görmekteyiz. Dünkü işlemlerde Amerika'da Dow Jones'un pozitif ayrıştığını gördük. 0.09'luk artışta 31.521 puandan kapandığını gördük. S&P 0.70'lik düşüşte 3.879 puandan, Nasdaq'ın %2.46'lık azalışta 13.533 puandan kapattığını gördük. Demin de belirttiğim gibi Tesla dün %8'in üzerinde bir düşüş kaydetmişti. Burada da isterseniz fiyatlar üzerinde bir baskılanmaya sebebiyet vermiş olduğunu gördük. Tabii tek başına burada Bitcoin değildi. Aynı zamanda BMW'nun tarafından yapılan açıklamada da Tesla'nın bu elektrikli araç segmentindeki üstü başarısı olarak adlandırılan kısma diğer şirketlerin de firmanın da yoğun şekilde hazırlıklı olduğu ve kuvvetli şekilde geldiğine dair açıklamalarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa piyasalarında da eksi bir günde karşı karşıyaydık dün. Risk algısı düşüktü. Orada da DAX'ta, Eurostox'ta, FTSE'de 0.30, 0.37, 0.18'lik oranlarında düşüşlerle karşılaştığımızı belirtelim. Hemen bugünkü seyre bir bakalım. Nasıl bir havayla karşı karşıyayız. Oradan sonra hemen fiyatlamalarımıza bakalım. Buradaki bugünkü Asya tarafındaki değerlendirmeleri aldığımız zaman bugün pozitif bir seyirle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dün sert satışlar vardı. Bugün Japonya piyasasının kapalı olduğunu belirtelim. Çin'de 0.60'lık bir toparlanma var. %5630 puandan son işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Japonya kapalıydı dediğim gibi 1938 puanda. Güney Kore 3084 puanda. Hong Kong 30815'te %1.65'lik bir yükselişle karşı karşıya. Burada HSBC'nin karı geldi. Beklentinin üzerine bir kar rakamı vardı. Orada piyasayı yukarı çeken faktör gibi olduğu gözüküyor. Endonezya tarafında 0.07'lik yükseliş var 6259'da. Avustralya 0.70'lik yükselişte 7110'da. Hindistan'da 0.98'lik yükselişte 50.230 puanda olduğunu söyleyelim. Vadeli tarafta ABD'de nasıl bir seyir var? Dün satışların ardından bugün bir toparlanmayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dow Jones Endeksi'de 0.43'lük artış, S&P 500'de 0.52, Nasdaq'da 0.76'lık toparlanmalarla karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Hemen MSCI Dünya Endeksi ile grafiklerimizi değerlendirmeye başlayalım. Burada toparlanma çabası, dün baskılanmaya başlayan bir piyasayla karşı karşıyaydık. Ağırlıklı ortamının altında sarkmış vaziyetteyiz. Morla gözüken ağırlıklı ortamımız 2801'den geçiyor. 8 barlık ağırlıklı ortalama, 8 günlük ortalama. Onun altındayız. Şu anda 2788'de. 2778 kırmızıda gözüken ağırlıklı ortalamamız 21 günlük. O bölgede tutunma çabası içinde olduğunu, oranın ilk önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda da 2767'de bulunan Fibo desteği de bir alt kademesi olarak gözüküyor. Kısa vade için direnç noktası 2801 olan ağırlıklı ortalamanın atılması gerektiğini söyleyeyim. Burada bir momentum düşüşü var.
Son 5 iş gününün 4'ünü aşağıda kapattığını söyleyebiliriz. Şuradaki 2, 4, 6, 8, 10, 11 günlük rally'den sonra 5 günlük bir düzeltme içinde olduğu görülmekte. Normal karşılamak lazım. 2650'lerden 2840'lara giden bir süreç yaşamıştı. Asya tarafına dönersek, Japonya'yı pas geçiyorum. Bugün kapalı olduğu için hemen Çin tarafıyla başlayalım. Çin'de nasıl bir seyir söz konusu? Grafiğe baktığımız zaman. Aynı zamanda Çin'de bugün veri de gelmişti. Çin tarafında konut fiyatları Ocak ayında yıllık %3.9 arttı. Önceki 3.8 olduğunda hatırlatalım. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanı tarafından ABD'deki Biden'a ABD'deki Çin firmalarına yapılan uygulamalarla ilgili geri adım atılması, Trump'ın almış olduğu kararlar konusunda geri adım atılması konusunda bir iletişime geçme çabası içinde olduğu bilgisini de paylaşmak isterim. Bunlar pozitif etki ettiğini söyleyebiliriz. Buradaki Çin Şangay CSI 300 endeksine baktığımız zaman fibroların arasında emin adımlarla hareket ettiğini söylememiz mümkün. Dünkü geçtiğimiz haftaki yükselişte 5939'daki bulunan fibo hedefi gerçekleştikten sonra gelen satışlarla fibo 2360 hedefi olan destek bölgesi olan 5535'e kadar geri çekildiğini, buradan bir tepki verdiğimizi söyleyebiliriz. Yukarıda şu anda bizim için 5651 8 günlük ortalamadan kaynaklanan direnç konumunda, üstünde de 5689 bir üst Fibonacci direnci konumunda olduğunu söyleyelim. Bu iki Fibo arasında bir süre sıkışması beklenebilir, dengelenmesi beklenebilir. 5535'in kırılmaması şart. Eğer kırılırsa buradaki süreç bizi morda bulunan 50 günlük ortalamaya kadar sürüklemeye sebebiyet verebileceğini de unutmamak gerekiyor. Hemen dönelim Hang Seng tarafına bakalım. Hang Seng'deki seyir bugün kuvvetli hareketin arkasında yatan faktör ne? Endeksin içerisindeki hareketlenmelere bakarsak burada dikkati çeken enerji sektörünün %4.04'le yukarıda olduğunu görüyoruz. Endüstri sektörünün 3.13'lük yukarıda olduğunu, dayanıklı tüketim kısmında 0.55'lik düşüş, teknolojide 0.36'lık düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Burada da dikkat çeken PetroChina'nın %3.94, CNOOC'nin 4.73 yukarıda olduğunu görüyoruz. Bunlar ikisi de petrol kaynaklı firmalar, endeksi yukarı taşıdığını söylememiz mümkün. Grafiği değerlendirirsek nasıl bir seyir söz konusu? Grafiğe baktığımız zaman burada da kanalın üst bandı yeşille gözüken şu trend çizgisi, şu bölgenin paralel olan, geçtiğimiz hafta test edildikten sonra geri çekilmeler olmuştu. Maviyle gözüken arka ortalamaya kadar geldik. Onun altında sarksak da fibo destek seviyesinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Oradan tepki verdiğimizi söyleyebiliriz. 30.200'lerden o bölgenin altında sarkmadık. Şu anda aşılması gereken bölge olan 30.684'ün üzerine çıkılmış vaziyette olması hareketi biraz kuvvetlendirdiğini gösteriyor. Bakalım üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Yukarıda hedef direnç noktası olabilecek bir sonraki dönem, eğer hareketleri devam edebilirse 30.680 üzerinde tutunabilirse bu bölgeye kadar hareketin devam etmesi beklenebilir. Orası da 31.500'ler olduğunu belirtelim. Aşağıda ana desteğimiz 30.200'ler, hatta 29.799 olduğunu da hatırlatalım. Bir sonraki dalgaya tekrar aşağı gelirsek bu sefer mavi ve fibonun tutmaması, bir alt desteğe doğru kayması beklenebilir. Kospi tarafına dönersek orada nasıl bir seyir söz konusu? Kospi tarafına baktığımızda buradaki yatay bant içindeki hareketlenmenin devam ettiğini, fibonacci'nin burada da oldukça sağlıklı çalıştığını söyleyebiliriz. Dünkü satışın ardından bugün de bir kötü açılışla birlikte 61.8 seviyesinde bulunan 3039 puan seviyesini test edildikten sonra bir tepki geldiğini görüyoruz. Arka ortalamaya kadar tepmeye çalıştık. 3093'te bulunan kırmızıda görünen 21 varlık arka ortalama. Burada dikkat çeken bu arka ortalamalar 8 ve 21 günlük arka ortalamanın üzerine atamadığı sürece, yani 3100 üzerinde kapanış alamadığı sürece bu arka ortalamalar bizi baskılayabilir. Bu baskılamada da aşağıdaki maviyle gözüken 50 günlük ortalamaya kadar bu sürecin devam etmesi beklenebilir. Hareketin devamı için 3100 ve üzerinde kapanışların şart olduğunu belirtmek isterim. Ortalamaların başı kafayı aşağı çevirmesi burada baskı sürecinin devam ettiğinin göstergesi olarak algılamak lazım. Avrupa tarafına dönersek dün hafif satışlarla gün içinde sertleşen satışlar olsa toparlamıştı. Yine 413 puan seviyesinde stok kapatan bir Stoxx 600 endeksinden bahsedebiliriz. 400 tam fibo seviyesinin üzerinde kapattığımızı belirtebiliriz. Fibo 50 düzeltme seviyesi olan
412.82'nin hemen üzerine 413'ten kapattık. Dünkü işlemlerde 21 günlük ortalamaya değdiğimizi görüyoruz. 411 puan seviyesi. Altına da saksak üzerinde kapatmayı başardığımızı söylediniz. Burada da son 5 günü dördünde düşüşle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ana direnç konumunda şu anda 420 puan seviyesinin geçtiğini söyleyebiliriz. 412 üzerinde kalıcılık önemli. Eğer başaramazsak kanalın alt bant bölgesi olan maviyle gözüken kanal var bir tane gördüğünüz üzere. Bunun alt bant bölgesi olan 405'lere kadar bu hareketin devam etmesi beklenebilir. Koşul ve 412 ve altında kapanışlar gelmesi durumunda. Yukarıda 420 demin belirttiğim gibi ana direnç konumunda olmaya devam ettiğini belirtelim. FTSE tarafına dönersek, FTSE'de nasıl bir seyir söz konusu? Burada geçtiğimiz haftaki zirve denemesinden sonra son 5 işlem gününün 4'ünde de burada da eksi tarafta olduğumuzu görüyoruz. 6600'ün altına sarktık yine ama yine kapanışımız 6600'ün üzerinde olduğunu söyleyelim. 500 günlük aylık ortalama hep önemsiyorum. Aynı zamanda FIBO destek seviyesini de 6592'den geçtiği belirtiyorum. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık başarması gerekiyor ki hareketin devam edebilmesi adına. Burası ana desteğimiz, uzun vadeli bir destek bölgesi. Bu bölgenin üzerinde tutulması bazı senaryolarda değişikliklerin olmasına sebebiyet verebilir. O nedenle yakından takip edilmesi gereken seviye olarak hep belirtiyorum. Eğer başaramazsak tekrardan 6512 ve 6320'ler önemli destek olmaya devam edecektir aşağıda. Ama benim beklentim hep belirtiyorum. Bu bölgenin biraz daha diğer ülke endekslerine göre cazip kaldığını ama işte bu Brexit süreci ve aynı zamanda COVID-19 salgını iyi yönetilmemesinin getirmiş olduğu yan etkilerin endeks üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini net şekilde görüyoruz. Dönelim Almanya tarafına bakalım. Almanya'da nasıl bir seyirle karşı karşıyadık? Dün orada da FIBO altına sarkış yaşandığını gördük. 13.888'in altına kadar indik. Ama tekrardan toparlandığımızı 13.950 puandan kapandığımızı görüyoruz. Mavi'de gözüken 50 günlük ortalamaya yakınsadık ama oraya kadar değmediğimizi söyleyebiliriz. O bölgeden hemen yakınsadığımız noktanın hemen bir tepki geldiğini belirtelim. Yukarıda 14.130 ana direnç konumunda olduğunu belirtelim. Bir yatay bant içinde hareket ettiğini ama eğiminin hafif böyle aşağı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burası biraz daha kuvvetli. Son 5 işlem günü ikisinde yeşille karşı karşıya olduğumuzu belirtelim. Düşüşler diğer piyasalara göre daha az olduğunu hatırlatalım. Amerika tarafına dönersek Dow Jones'ta dünkü işlemlerde nasıl bir seyir söz konusuydu? Buradaki hareketlere baktığımız zaman endekse dahilindeki 14 hissenin yukarıda olduğunu, 14 hissenin fiyatının düştüğünü, iki şirketin fiyatının değişmediğini gördük. Walt Disney, Caterpillar, Dove, American Express, Chevron gibi firmalar %2.70'te %4.42 arasında endeksin yukarı taşıdıklarını söylememiz mümkün. Bunun karşılık aşağıda Nike'yi görüyoruz 3.77'lik bir düşüşte. Aynı zamanda Intel'i görüyoruz 3.65'lik, Apple 2.98, Microsoft 2.68'lik teknoloji sektörü hisselerine aşağı doğru baskılanma olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz COVID-19'dan artık çıkılma senaryoları, aşıların etkinliğinin biraz daha iyi olduğuna dair haber başlıkları, Dünya Sağlık Örgütü'nden 2022 başında COVID-19 hayatımızdan çıkabileceğine dair beyanların gelmesi biraz daha bu teknoloji firmalarının üzerinde bir baskı yarattığını söylememiz mümkün. Burada ister istemez dönemsel olarak farklılaşmalara sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Amerikan Dow Jones Endeksinin vadelisinin grafiğine bakalım. Orada seyir nasıl seyir işaret ettiğini söyleyelim. Buradaki grafiği incelediğimizde de 31.600 seviyesinde üzerinde tutunmaya çalıştığımızı, kırmızıda gözüken 8 günlük bağ altı ortalama 31.399 o bölgenin üzerinde destek bulmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Bir yatay bant içindeyiz. Farkındaysanız şurada yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iş günüdür. 31.148 aşağıda, yukarıda da 31.647 olmak üzere yaklaşık olarak bir 500 puan içine sıkışmış bir endeksten bahsedebiliriz. Bu 500 puan içinde üst bandı biraz daha yakın hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Eğer 31.647'yi aşmayı başarabilirse bu diğer genelde son 5 gündür piyasalarda yaşanan satışa rağmen burası biraz daha diri durduğunu söyleyebiliriz. Eğer oradaki satışlar durulmaya başladığı zaman burada da 31.647 yukarı zorlanmasıyla birlikte yukarıdaki kanalın üst bant bölgesi olan bu seviyeye kadar 32.000'lere kadar bir marj açılma potansiyeli olabilir. Aşağıda tabii ki ana desteğimiz neresi? İlk etapta 31.399, 8 günlük ortalama,
Ve 21 günlük ortalama ve Fibo'nun bulunduğu 31.148 seviyesi önemli destekler. O bölgenin altında kapanışlar görüyorsak da o zaman resim tamamen terse döndüğünden bahsedebiliriz. O takdirde de 30.847'leri hatta 31.500'lere kadar satış sürecinin baskılanmaya devam etmesi beklenebilir. S&P 500 tarafına dönersek, S&P 500'ün grafiğine baktığım zaman burada bir dar bant içinde sıkışmadan söz ediyorduk ama dün itibariyle bu banttan kurtuldu, aşağı doğru baskılandığını gördük. Yeşille gözüken 21 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar sarktığını, yukarıda gün içinde 8 günlük ağırlıklı ortalama ile 21 günlük ortalama arasında hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 21 günlükten bir destek buldu gibi gözüküyor. Ama yukarıda hareketin devamlılığı için 3910 puan da üzerinde kapanışlara tekrardan ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Burada da son 5 işlem günü 4'ünde aşağı seyir olduğunu, kırmızı mumla karşı karşıya olduğumuzu belirtebiliriz. Mum barların boyları uzamaya başladı. Onu da belirtelim. Yeşilin altında kapanış alırsak eğer daha önce Ocak sonundaki geçtiğimiz ay yaşanan düşüşte görmüş olduğumuz kırmızı ile gözüken 50 günlük ortalamaya kadar sarkış devam edebilir ki keza orası aynı zamanda morla gözüken trend çizgisinin destek bölgesi olduğunu hatırlatalım. O bölge neresi derseniz 3790-3800 bölgesi olduğunu, yani aşağı doğru yaklaşık olarak bir 75-80 puanlık bir marş potansiyeli barındırdığını söyleyelim. Bu riskten kurtulabilmesi için de 3910 puan ve üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu belirtelim. Nasdaq tarafına dönersek, Nasdaq'ta nasıl bir resimle karşı karşıyayız? Nasdaq dün oldukça negatif ayrışan bir havayla karşı karşıyaydı. Bunun arkasında yatan faktör tabii bir kez daha bakalım isterseniz en çok düşenler kısmında ne vardı diye. Burada dikkati çeken Tesla'nın %8.55'lik düşüş sergilediğini demin bahsetmeye çalıştım. Moderna tarafında 8.80'lik düşüş vardı. Zoom tarafında burada aynı zamanda %5.5'luk bir düşüşe işaret etti. Yine bunlar pandemi döneminin flash hisseleri konumunda olan firmalarında Tesla'ya eşlik ettiği düşüşte gördüğümüzü belirtebiliriz. Buradaki hareketlilikte ne oldu? 21 günlük ortalamanın altında sarkış yaşadık. O sarkışın yaşanmasıyla birlikte satışın sertleştiğini gördük. Buradaki hareketin toparlanmaları olsa da maviyle gözüken bölgeye kadar devam etmesi beklenir. Orası neresi? 50 günlük ağırlıklı ortalama. Geçen realizasyonda biraz daha diri kalmıştı geçtiğimiz Ocak ayındaki harekette. Dow Jones ve S&P 50 günlüklere değerken Nasdaq değmemişti. Belki bu sefer aradaki farkı kapatıp 50 günlüğü test edip oradan bir tekrardan kuvvetlenmesi beklenebilir. Orası neresi derseniz 13.100'ler seviyesi olduğunu belirtelim. O bölgenin bizim için önemli kritik eşik olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hemen dönelim. Borsa İstanbul nasıl bir tabloyla karşı karşıyaydı? Borsa İstanbul'a baktığımızda dün endekse dahil hisselerde 36 tanesinin yükselen tarafta, 62 tanesinin düşen tarafta olduğunu, iki hissenin fiyatının değişmediğini söylememiz mümkün. Burada endeksi yukarı taşıyan hisselere baktığımızda Ford Otomotiv, Koç, Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Tofaş gibi firmaların ön plana çıktığını, endekse katkılarının işte Ford'un 4.93, Koç Holding'in 1.5 puan ve Türk Hava Yolları 0.95 puan şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Düşen tarafta en çok Sasa, Turkcell, BİM endeks üzerinde etki yarattığını, Sasa'nın 2.72 puan, Turkcell'in 2.5 puan, BİM'in de 2.15'lik düşüşlere sebebiyet verdiğini, endeks üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Teknik görünüm açısından değerlendirmeye başlarsak Borsa İstanbul'u, haftalık grafik bize ne söylüyor? Haftalık grafiğe baktığımızda dün belirtmiş olduğumuz destek bölgesinin üzerinde tutulmaya çalıştığını gördük. Trend çizgisiyle temas halindeyiz. Trendten çok uzaklaşamadık. Dün her ne kadar pozitif bir haberle güne başlasak da bu hareketin çok kalıcı olamadığını, kritik eşik seviyesi olan 1550 bölgesinin hemen oradan kapattığımızı söyleyebiliriz. Hareketin buradan bir an önce uzaklaşması gerekiyor. Hep bahsettiğim bir paternimiz var biliyorsunuz. Bu 1500 puan üzerine çıktığımızdan sonra yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı. Bu böyle bir patern, bir örüntüden söz ediyoruz. Bu örüntünün tersine dönülmesi, yeşilin ikiye çıkartılabilmesi için bizim 1560 puan ve üzerinde kapanışlar ihtiyacımız olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer kırmızı yine hakim olacaksa o zaman bu trend çizgisinden çok da uzaklaşamıyorsak dikkat edilmesi gereken bölge. Ağırlıklı ortalamalara çok dikkat etmek lazım. 3 haftalık ağırlıklı ortalamanın yaklaşık 1546'da olduğunu,
5 haftalık ağırlıklı ortamın 1536'da olduğunu hatırlatalım. Bu iki ağırlıklı ortama bizi trend boyunca sürekli farkındasınız. 5 haftalık taşıyan bir bölge. Altına sarkıldığında bar boylarının çok uzadığını söylememiz mümkün. O nedenle 5 haftalık ağırlıklı ortama olan 1536 ve altında kapanışlar görmeye başlarsak burada mum barlarının boyunun aşağı doğru uzama potansiyeli olabilir. Aşağıda da 1594 hatta yeşille gözüken 1472 13 haftalık ortalamaların önemli destekler konumunda olduğunu hatırlatalım. Yukarıda hareketin devamı bir kez daha belirtmek isterim. 1560 ve üzerinde kalıcılık, özellikle 1582 zirvesinin aşılması gerekiyor ki yukarıdaki FIBO hedefi olan 1618'e doğru hareketlenmenin, ivmenin devam edebilmesi adına. Burada ama ciddi bir yataylaşma dönemi içinde olduğumuzu ve trend çizgisine son 5 haftadır yapışık gittiğimizde unutmamak gerekiyor. Bu momentumda bir düşüşe işaret ettiğini belirtmek isterim. Dönelim biz günlük grafik açısından değerlendirirsek nasıl bir resimle karşı karşıya olduğumuzu söylersek. Burada da günlük grafik açısından değerlendirdiğimizde 1565'in kritik eşik olduğunu görüyoruz FIBO adına baktığımız zaman. 1565'in üzerinden kapanış alamıyoruz. Bu bölgeyi test ediyoruz. Üzerine iğne bıraksak da tekrardan aşağı doğru kaydığımızı, trend çizgisine doğru çekildiğimizi görüyoruz. Burada da karşımıza çıkan demin haftalıkta belirtmiş olduğum 1536 seviyesi, burada da karşımıza çıkan önemli bir destek bölgesi olarak gözüküyor. O bölgenin altı şu anda aynı zamanda sayıyla gözüken 21 günlük ortalamanın olduğu bölgedir. Altına gelecek bir satış baskısı hisselerde satışın derinleşmesine sebebiyet verebilir. Bu derinleşmeyle birlikte 1514-1483 önemli destekler olacaktır. 1483'ün önemli olmasının diğer bir faktörü de 50 haftalık ağırlıklı ortalamanın geçmesi bu bölgeden geçiyor. 1486 bölgesinden geçiyor. 50 haftalık ortalama hatırlarsanız bir önceki düşüşte bizi 1436 seviyesinde tutmuştu. Bir sonraki gelişte bu seviyenin 1480'lerde olduğunu hatırlatmak isterim. Bu bölge önemlidir. İkinci gelişlerde tutmama potansiyeli de olduğunu unutmamak lazım. Birincisi kuvvetlidir. İkinci gelişte biraz daha zayıflamış olabilir. Bu arada biraz daha oyalanıp bir cılız bir tepkiden sonra bir satış dalgasıyla karşılaşabilir. O zaman ki dalganın boyunu bizi aşağıda maviyle gözüken 100 günlük ortalamaya kadar sürükleme potansiyeli olabilir. O nedenle burada hareketin bu riskli bölgelere ulaşmaması adına bir an önce 1565 üzerine atıp hareketin yukarıdaki hedeflere doğru gitmesini beklememiz gerekiyor. Ama momentumda bir düşüklük olduğunda söyleyebiliriz. Dönem 60 dakikalık grafik adına baktığımızda dün çok oldukça kritik bir eşikten kapattığımızı belirtebilirim. Kritik eşikten kastımız nedir? Bizim yeşilde gözüken bir ağırlıklı ortamımız var gördüğünüz gibi. Bu 100 barlık ağırlıklı ortamı. Aynı zamanda son 3 daha seferdir bizi tutup taşıyan trend çizgimiz var açık mavide gözüken. Ve FIBO yatay çizgiden gelen 1548'den kaynaklanan 3'ünün kesişim noktası olan 1548 bölgesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Hemen oraya çok yakın kapattık. O 1548 bölgesinin altında sarkışlar olması durumunda burada satışın derinleşmesi beklenebilir. Kritik bir eşikte olduğumuzu, ağırlıklı ortamının ikisinin kısa vadeli 8 ve 21 günlük barlık ağırlıklı ortamının altında kapattığımızı belirtelim. Yeşili yatırımcıları yakından takip etmesi lazım. Altındaki kapanış bizi aşağıda 1522'ye kadar sarkmaya sebebiyet verir. 1522 ilk destek noktası olarak karşısında çıkacak seviye olduğunu söylemek isterim. Hemen dönelim bir de bizim hep değerlendirmelerimize bakarken bu günlük kapanış grafikleri üzerinden de hareket. Burada da 1535'in önemli olduğunu, 1557'nin üzerinde kalıcılık sağlayamadığımızı görüyoruz. Trendin dışına sarktık. Kırmızıyla gözüken diğer kanalın alt bandına doğru sarkışlarda 1535 yine burada da karşımıza çıkan önemli bölge olduğunu hatırlatalım. Bu bölgenin altı bizim için kritik eşik, unutulmaması gereken nokta. Son olarak da hemen 10 saniyede de bir yakın vadeye baktığımız zaman burada da 1604 puan, 1602 puan bölgesinin önemli destek bölgesi olduğunu, bu band arka ortamın arasında sıkışmanın devam ettiğini, 5 gündür bu bölgede olduğumuzu, 1625-30 aralığının üzerine çıkılmadığı sürece burada baskın artması 1604'ü risk altına sokmaya başlayabilir. O bölgede de 1584-1566 aşağıda ilk destekler olacak konumda olduğunu belirtelim. Bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir gün dileğiyle. Hoşçakalın.